Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Bugünkü konumuz bakteriler ve arkeler alemi gençler. Biliyorsunuz üçüncü ünitemizin başında canlılar dünyasını, canlıların sınıflandırılmasını, sınıflandırmada kullanılan yöntemleri anlatmıştık. Bugün de bakteriler ve arkeler alemiyle sizlerle birlikteyiz. Ara tatile giriyorsunuz gençler. Ara tatili çok güzel bir şekilde geçirin. Hem dinlenin hem eksiklerinizi kapatın. İkinci yazılara bomba bir şekilde hazırlanmış olun. Ara tatilden sonra da hemen sizlerle birlikte olacağız. Diğer alemlerimize geçiş yapacağız. Protistler ve bitkiler alemi de ara tatilden sonra sizlerle birlikte olacak diyeyim gençler. Hemen sıfırdan dokuz adam ve dokuz dinamodan ödevlerinizi de vereyim. Bugünkü konumuz arkeler alemi olduğuna göre bakteriler alemi olduğuna göre hemen üçüncü üniteyi açıyorum. Üçüncü üniteden başlıyorsunuz. Bakteriler alemi kısmından yani sayfa 160'dan Ta 166'ya kadar 0'dan 9'a'dan çözüyorsunuz gençler. 0'dan 9'a'nın içerisinde konu anlatımları var. Püf noktaları sınavda çıkabilecek küçük notlar var biliyorsunuz. Mutlaka onlara bakın diyeyim. Sonra hemen 9 Dinamo'dan da ödevlerinizi veriyorum. Bakteriler alemiyle başlıyorsunuz. Sayfa 126 ile başladınız. Sayfa 129'a kadar çözmediğiniz herhangi bir kısmında 9 Dinamo'dan kalmaması gerekiyor. Hazırsanız Başlayalım. <laughs> Şimdi ilk olarak bugünkü dersimizde nelerden bahsedeceğiz? Canlıların kaç aleme ayrıldığını anlatacağız. Bu alemlerde yer alan canlılardan bakteriler ve arkeler bugünkü dersimizin konusu olacak. Bakterilerin genel özelliklerini anlatacağız. Onları gruplandırıyoruz. Beslenmelerine göre, solunumlarına göre bunlardan bahsedeceğiz. Bakteriler tek hücreli canlılar birey sayısını nasıl anlatıyor, arttırıyorlar? Genetik çeşitlilik bunlarda yaşanıyor mu? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii tabii ki biyolojik ve ekonomik önemleri de bugünkü dersimizin konusu olacak. Bakteriler alemini bitirdiğimizde arkeler alemine geçiş yapacağız. Yine bu grupta yer alan canlıların genel özelliklerini anlatacağız. Bunların biyolojik ve ekonomik öneminden de tabii ki bahsedeceğiz diyeyim. Canlı alemleri ve özellikleri dediğimiz zaman biliyorsunuz bilim ve teknolojinin gelişmesiyle elde edilen yeni bilgiler doğrultusunda bilimsel bilgiler değişebiliyor. Günümüzde canlıları 6 tane aleme ayırıyoruz ama ta Aristo ilk sınıflandırmayı yaptığı zaman canlıları ikiye ayırmıştı. Bir bitkiler var bir hayvanlar var demişti. Teknolojideki gelişmelerin değişmelerin artmasıyla birlikte bilimsel bilgiler de tabii ki gelişiyor ve değişiyor gençler. Günümüzdeki bilimsel bilgilere güveneceğiz ama bunların her zaman değişime açık olduğunu da unutmayacağız diyeyim. Bilimsel bilginin her geçen gün yenilenmesi sınıflandırma esaslarını da değiştirmekte. Günümüzde hala sınıflandırılmayan birçok tür olduğunu unutmayalım. Milyonlarca canlı türünün ismini biliyoruz. Senin adın şudur, biz koyduk diyoruz sınıflandırmada yerim budur diyoruz. Keşfedebildiğimizden çok daha fazla keşfedemediğimiz canlı türü olduğunu da tahmin ediyoruz diyeyim. Buradan bir örnek göstermek istiyorum. Mesela 1700'lü yıllara baktığın zaman canlıları iki tane aleme ayırıyorlardı. Bir bitkiler var bir de hayvanlar var diyorlardı. 1800'lü yıllara geçtiğimiz zaman protist alemi denilen bir alem ortaya çıktı. Bitkilerden ayırdılar bu alemi. O zaman dediler ki canlılar üç aleme ayrılır. İşte tek hücreleri bu protist alemi içerisine koydular. Bir protist alemi var bir bitkiler alemi var bir de hayvanlar alemi alemi denilen alem var dediler. 1925'li yıllarda prokaryot ve ökaryot kavramı ortaya çıktı. Tek hücrelerin hepsini bir aleme topluyorsun da bunların işte çekirdeği olanlar var, olmayanlar var denildi. 1950'li yıllarda Monera alemi denilen prokaryotların içerisine katıldığı bir alem ortaya çıktı. Bu alemde bakteriler ve arke bakteriler vardır denildi. Yani Monera alemi var. Bu alemin alt grubu da bakteri ve arke bakterilerdir. Protista, bitki, mantar ve hayvanlar var denildi. 2015 yılında ise bakteri ve arkelerin aslında birbirinden çok farklı özelliklere sahip olduğu ortaya çıktı. Tamam ikisi de tek hücreli, tamam ikisinin de çekirdeği yok, prokaryot hücre yapısına sahip. Ama birinin hücre duvarı farklı, öbürününki farklı. Birinin DNA'sında protein var, diğerininkinde yok. Birinin ribozomu daha ökaryotlara benziyor, birininki benzemiyor. Dediler ki biz bunları iki ayrı alem olarak alacağız. Günümüzde de geçerliliğini sürdüren altı alemli bir sınıflandırma ortaya çıkmış oldu Hatta belki aklınızda biraz daha net kalsın diye söyleyeyim gençler Mantarlar alemi bugünkü dersimin konusu değil ama mantarlar alemi denilen bir alem var Biliyorsunuz mantarları pizzalarda yediğimiz o şişirinlerin evi gibi olan canlılardan bahsediyoruz mantarlar Eskiden mantarları bitkilerin altında sınıflandırıyorlarmış diyorlar ki topraktan çıkıyor hareket etmiyor. O zaman mantarlar bir çeşit bitkidir. Sonra yapılan çalışmalar göstermiş ki mantarlar hareket etmiyor ama depo karbonhidratları hayvanlar gibi. Mantarlar hareket etmiyor ama mantarlar kendi besini kendi üretmiyor. Aynı hayvanlar gibi birçok özellik bakımından bitkilerden farklı olduğu görülmüş. Mesela bitkilerin hücre duvarı var. E, Selloz yapılı mantarların hücre duvarı var kitin yapılı mant bitkiler ototrof mantarlar heterotrof canlılar bitkilerin depo karbonhidratı nişasta bunları birinci ünitede anlatmıştık diye söylüyorum mantarların depo karbonhidratı glikojen o zaman bu bunun altı olamaz bunlar için ayrı bir alem ayrılmalı denildi diyeyim gençler. Hemen biraz daha devam ediyorum ama şu paramesyum ve öglen örneğinden de bahsedeyim. Protist alemi içerisinde öglena dediğimiz kamçısıyla hareket eden hem ototrof hem heterotrof beslenme özelliğine sahip bir canlı var. Kloroplastları olduğu için fotosentez yaptığı için bu canlıya bitki dediler. Daha sonra paramesyum adını verilen de tek hücreli bir canlı var. Onun da böyle silleri var. Silleriyle hareket ediyor. Hareket ettiği için hayvan dediler. Yapılan çalışmalar gösterdi ki öglena veya paramesyum dediğimiz canlı ne bitkidir ne hayvandır. Bunlar protista alemi içerisinde gruplandırılmalıdır. Canlıları sınıflandırdığımız zaman önce hücresel yapılarına göre gruplandırıyoruz. Bir prokaryot hücre yapısına sahip canlılarımız var. Bir de ökaryot hücre yapısına sahip canlılarımız var. Prokaryot canlılara baktığımız zaman bakteriler ve arkeler prokaryot hücre yapısına sahip canlılardır. Protistalar, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemine dahil canlılar ise Ökaryot hücre yapısına sahip yani bunların gayet çekirdekleri, zarlı organelleri var. Bakterilerin ve arkelerin ise zarlı organelleri yok. Hadi çok söylemiştim daha önceki derslerde ama tekrardan hatırlatmış olayım. Bakteriler alemindeki canlıların tamamı tek hücreli, arkeler alemindeki canlıların tamamı tek hücreli. O zaman sen yapıştırabilirsin. Prokaryot hücre yapısına sahip canlıların tamamı tek hücrelidir. Protist alemine baktığın zaman tek hücreli canlı da var, çok hücreli canlı da var. Bitkiler alemine bakıyorsun, tamamı çok hücreli. Mantarlar alemine bakıyorsun, tek hücreli de var, çok hücreli de var. Hayvanlar alemine bakıyorsun, bunlar çok hücreli. Yani ökaryot canlıların tamamı çok hücrelidir. Tamamı tek hücrelidir diyemedin. Burada bir genelleme yapmayacaksın diyeyim. Hemen buradan da alemleri şöyle de bir göstermiş olayım. Dediğim gibi prokaryot ve ökaryot olmak üzere iki tane hücre yapımız var. Prokaryot hücre yapısına sahip olan canlılar bakteriler ve arkelerdir. Ökaryot hücre yapısına sahip canlılar protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemine dahil canlılardır diyelim. Bakterilerle başlıyorum. Bakteriler dünyada birey sayısı en fazla olan tek hücreli mikroskobik canlı grubu. Bakteriler tabii ki prokaryot hücre yapısına sahip canlılar. Bu nedenle zarlı organel ve çekirdekleri yok. Depo karbonhidratları da aynı bizim gibi glikojendir diyeyim. O zaman bakterilerde hangi organelin sadece bulunması gerekiyor? protein sentezinin gerçekleştiği ribozom organeli sadece bulunacak. Ribozom organeli de nükleoprotein yapılıdır. Nükleoprotein yapılı olmak ne demek? Ribozom organelinin yapısında hem RNA bulunuyor hem protein bulunuyor. RNA nükleik asit olduğu için nükleoprotein yapılıdır diyoruz. Bakteriler o kadar çok çeşide sahip ki bakterilerle ilgili yapılan çalışmalar daha kolay olsun diye bakterilerin bazı özelliklerine bakarak da onları gruplandırabiliyoruz. Mesela şekillerine göre gruplandırabiliyorlar. Nokta şekilli, yuvarlak şekilli, çubuk şeklinde, spiral şeklinde veya virgül şeklinde bakteriler olabiliyor. Bakterileri boyadığımız bir boya var. Gram boyası denilen bir boya. Bu gram boyasını bakterinin üstüne damlatıyorlar. Eğer bakteri böyle mavi morre bir renge kavuşursa gram pozitiftir diyorlar. Boyayı tutmadı, uçuk pembe oldu. O zaman bu bakteri gram negatiftir diyor. Mesela antibiyotikler varsa evde reçetesini açın. Orada yazıyor. Pseudomonas auralis bakterisinin gram pozitif suçlarına etkisi araştırılmış. Gram negatif suçları ile ilgili çalışma yapılmamıştır gibi. Aslında böyle ilaç sanayinde falan çok kullanılan bir yöntemdir. Bunların hücre duvarının kalınlığına bağlı olarak boyayı emme durumları birbirinden farklı oluyor. Aslında böyle bir durumdan bahsediyoruz gençler. Beslenmeleri ve solunumları benim için önemli çünkü sorularda en çok bunlar karşımıza çıkacak. Bakteriler alemi çok büyük bir alem dedim ya bu alemin içerisinde çok fazla derecede canlı var dedim ya. O yüzden burada da hemen hemen tüm beslenme şekilleri görülebiliyor. Bir kere bakterilerin ototrof olanları da var. Şu mesela ototroftur. Kendi besini kendi üretir. Bir de besini dışarıdan hazır olarak alan heterotroflar da var. Mesela ototroflar ne yapacaklar? İnorganik maddelerden organik madde sentezleyecekler. Bunu yaparken güneş enerjisini kullananlara fotosentetik e, bakteriler ya da fotoototrof bakteriler diyeceğiz. Kimyasal enerjiyi kullanarak besin sentezleyenlere de kemoototrof bakteriler veya kemosentetik bakteriler ismini vereceğiz. Heterotrof ne demekti? Besini dışarıdan hazır olarak alan anlamına geliyordu. Bazı heterotrof bakteriler saprofit olacak, bazıları parazit olacak, bazıları da mutualist olacak diyeyim. Oksijen ihtiyacına göre de bakteriler farklı farklı olabiliyor. Bazı bakteriler sadece bizim gibi oksijenli ortamda yaşayabiliyorlar. Onlara oksijenli solunum yapan bakteriler ismini veriyoruz. Bazı bakteriler ise oksijen bulunmayan ortamlarda da yaşayabiliyorlar. Onlara oksijensiz solunum yapan bakteriler yani anaerobik bakteriler ismini veriyoruz. Bazı bakteriler de hem oksijenli ortamda yaşayabiliyor hem oksijensiz ortamda yaşayabiliyor. Mesela şunu bir tüp olarak düşün. Şunun ucuna da pamuk takılmış. Bakterileri bırakmışlar. Bakterilerin tamamı tüpün dibinde çökmüş. Dibinde yaşamış. Dibine çöktüğüne göre oksijen sevmeyen bakterilerden bahsediyoruz. Biz bunlara ne diyeceğiz? Anaerobik bakteriler. Sen tüpü böyle bıraktın. Çok azıcık yukarılarda da var ama fazla fazla bir kısmı aşağıda var. Bunlar da geçici olarak oksijenli solunum yapabiliyorlar. Ama aslında kimi seviyorlar? Oksijensiz ortamı. O zaman mesela bunlara geçici aerob diyeceksin tam tersi olsaydı tüpün şurasında çok fazla yoğunluk olsaydı şurada açık açık bakterileri görseydin bunlara geçici an aerob bakteriler diyecektin. Normalde oksijenli ortamı seviyorlar. Zor durumda kalınca oksijensiz ortamda da yaşayabiliyorlar diyeyim. Bunların dışında bakteriler tabii ki hastalık yapma ve diğer başka özelliklerine göre de gruplandırılabiliyorlar. Bakterilerin genellikle hücre zarının dışında bir de hücre duvarı ismini verdiğimiz yapıları bulunacak. Bulunanlarda da peptidoglikan yapılı olacak. Peptidoglikan ne demek? Aslında protein ve karbonhidratların birleşmesiyle oluşan bir yapıdan bahsediyoruz. Bakterilerin sitoplazmalarında dağınık halde bulunan halkasal bir DNAları var. Yani bakterilerin çekirdeği yok, DNAları sitoplazmada serbest halde bulunur. Aynı bizdeki gibi onların da DNA'sı çift zincirli, ama bizdekinin iki ucu birleşik değil, bunlardakilerin iki ucu birleşik yani halkasal DNA bulunacak. Aynı zamanda bakterilerde halkasal DNA'nın artık haricinde küçük DNA parçaları da bulunur. Bu küçük DNA parçalarına plazmit ismini veriyoruz. Mesela bakteriye gen aktarılacak, bakteriden bir gen kesilip çıkartılacak, biyoteknolojik bir çalışma yapılacaksa plazmitler üzerinde yapılıyor. Bakterinin normal DNA'sı bile bizim DNA'mıza bakarak çok basit yapılı olmasına rağmen plazmitler üzerinde çalışma yapmak çok daha kolay oluyor diyeyim gençler. Plazmitler aynı zamanda ekstra gen gibi düşünebilirsin. Antibiyotikleri ve kimyasal maddelere karşı direnç kazandıran genleri bulunduruyorlar. Yani plazmiti olanlar daha dayanıklıdır diyeyim. Hemen buradan diğer özelliklere geçiyorum. Bakteriler pasif veya aktif hareket edebiliyorlar. Tabii ki aktif hareket edenlerde hareket etmeyi sağlayan kamçı adı verilen yapılar bulunuyor gençler. Bazı bakterilerde hücre duvarının haricinde bir de kapsül adını verdiğimiz yapılar bulunabiliyor. Kapsül bulunduranlar genellikle patojen bakterilerdir. Yani hastalık yapan bakterilerdir. Hastalık yapan bakterileri öldürmek zor. Neden? Sen onun zarını parçalayacaksın, duvarını parçalayacaksın, bir de kapsülünü parçalayacaksın. Yani ekstradan daha kuvvetli olman gerekiyor. Bakterilerde hücrelerin birbirine tutunmasını, haberleşmesini ve gen aktarımını sağlayan uzantılar da bulunacak. Bakterilerin birbirine tutunmasını sağlayan uzantılara ise pillus adı verilir diyeyim gençler hemen şuradan göstermiş oluyorum. Bakterilerin DNA'sı var. Sitoplazmalarında serbest halde halkasal olarak bulunuyor. Bakterilerin DNA'sının haricinde küçük DNA parçaları var. Plazmit biyoteknolojik çalışmalarda çok kullanılır. Aynı zamanda plazmiti olan daha dirençlidir. Bakterilerin depo karbonhidratı, mantarların depo karbonhidratı, hayvanların depo karbonhidratı glikojendi unutma. Bakterilerin tabii ki hücre zarı olmayan canlı mı var? Zarı bulunacak. Bazı bakterilerde hücre zarının dışında hücre duvarı da bulunacak. Bulunanlarınki de peptidoglikan yapılı olacak. Bazı bakterilerde hücre duvarı denilen yapının üzerinde bir de kapsül bulunur. Kapsül bulunanlar hastalık yapar hastalık yapanlarla mücadele etmek zordur ribozom organeli protein sentezinin gerçekleştiği tüm canlılarda ortak olarak bulunan organel kamçıda keza aktif olarak yer değişen bakterilerde yer değiştirmeyi sağlamış oluyor bazen bakterilerin birbirine tutunması bulunduğu ortama tutunması gerekebilir bakterilerin birbirine veya bulunduğu ortama tutunmasını sağlayan uzantılara da Pilus adı veriliyor. Bunun haricinde birazdan söyleyeceğim bazı bakteriler fotosentez yapabiliyor. Fotosentez yapabilen bakterilerde klorofil pigmenti bulunur. Bazı bakterilerde oksijenli solunum yapabiliyor. Oksijenli solunum yapan bakteride mitokondri olacak hali yok. Çift zali bir organeldir. Onlarda da hücre zarı kıvrımlarından oluşan mezozom bulunuyor diyeyim gençler. Buradan bakterilerin demiştim ya beslenme şekillerine göre olması ve solunum şekillerine göre gruplandırılması önemli. Ve Beslenme şekillerine göre bakterileri kendi besini kendi üretenler ve besin ihtiyacını dışarıdan hazır olarak alanlar olarak gruplandırabildik. Ototrof ne demek? Kullanıldığı, kullandığı enerji kaynağına göre inorganik maddelerden organik madde sentezleyecek ama biz bunu iki gruba ayırabileceğiz. Güneş enerjisini kullanarak kendi besini kendi üretenlere foto otrof bakteriler diyeceğiz. Bunlar sadece gündüz ışık varlığında besin üretebilecek, kimyasal enerjiyi kullanarak kendi besini kendi üretebilen canlılara ise kemoototrof canlılar diyeceğiz. Bunlar kimyasal enerjiyi kullanarak besin sentezine gerçekleştirdiği için kimyasal enerjinin de gece gündüz bulunma gibi bir durumu olmadığı için kemo sentez olayı gece gündüz gerçekleşebilir. Buradan da geliyorum heterotrof bakterilere. Heterotrof bakterilerde besin dışarıdan hazır olarak alan bakterilerdir. Bu bakterilerin bazıları tabii ki parazit olarak yaşayabiliyor. Yani konak canlıya zarar verebiliyor. Bazı bakteriler de çürükçü, saprofit, ayrıştırıcı beslenme özelliğine sahip. Yani ölüleri, organik atıkları parçalayıp organik maddelere dönüştürüyorlar ototrofla ters madde döngüleri için önemli oluyorlar hastalık yapan bakterilerde genellikle kapsül bulunduğunu ve onlara patojen bakteri dendiğini söylemiştim gençler hemen solunumlarından da bahsediyorum bakterilere baktığımız zaman oksijenli solunum yapanlar var oksijensiz solunum yapanlar var fermentasyon yapan bakterilerde var Mesela etil alkol fermentasyonu ve laktik asit fermentasyonu yapan bakteriler sayesinde bir sürü yiyecek ve içecek elde edebiliyoruz sütün yoğurda dönüşmesi mesela laktik asit fermentasyonu yapan bakteriler sayesinde gerçekleşir. Üzümün sirkeye dönüşmesi, şaraba dönüşmesi, etil alkol fermentasyonu yapan bakteriler tarafından gerçekleştirir. Hamurun mayalanmasında keza yine etil alkol fermentasyonu yapan bakteriler görev yapıyor. Oksijenli solunum ve fotosentez yapan bakterilerde ETS elemanları yani elektron taşıma sistemi elemanları bulunacak. Gerekli en enzim sistemleri bunların zar kısımlarında yer alacak. Dediğim gibi fotosentez yapanlarda klorofil pigmenti bulunacak. Kloroplast olamaz. Çift zarlı kloroplastın bakteride ne işi var? Bakteriler prokaryot. Oksijenli solunum yapanlarda ise mitokondri organeli bulunacak. Hücre zarı mitokondri organeli bulunamayacak. Çift zarlı mitokondrinin bakteride ne işi var? Onlarda hücre zarı kıvrımlarında işler gerçekleştirilmiş olacak. Bakterilerle ilgili iki tane de kelime öğreneceğiz. Bunlardan bir tanesi endospor, diğeri ise konjugasyon dediğimiz olay olacak gençler. Endospor ne demek? Şuradan kabaca ben çizeyim sonra size göstermiş olayım. Şimdi bizim bakterimiz var. Şurada halkasal bir DNA'sı bulunsun. Zor bir şartla karşılaştı. Hava çok ısındı, çok soğudu, çok asidikleşti, çok bazikleşti. Kötü bir şey oldu. Bu kötü bir şey olduğu zaman bakteri DNA'sını eşliyor. Yani kendini koruyabiliyor. Aldım. Bu DNA'nın etrafını sert bir kılıfla kaplıyor. Bakterinin DNA'sı bu zor koşul geçene kadar kendini korumuş oluyor. Stoplazması diğer kısımları zarar görse bile hayatına minimum metabolizma hızıyla devam etmiş oluyor diyeyim gençler. Endospor oluşturmak bakterilerin yaşama şansını arttıran bir adaptasyondur. Yıldız, yıldız, yıldız... Endospor bir üreme şekli değildir. Birey sayısında herhangi bir artışa sebep olmaz. Hemen şuradaki şeklin üstünden de gösteriyorum. Bazı bakteriler olumsuz şartlarda endospor adını verdiğimiz yapıları oluşturuyorlar. Çevresel değişimlere oldukça dayanıklı uzun süre bu şekilde kalabiliyorlar. Ortam şartları uygun hale geldiğinde endospor durumundan çıkıyorlar. Ne yapmış? Ana DNA varmış. Yeni bir DNA sentezlemiş. Yeni DNA'nın etrafını sarmış, 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 sarmış. Hücre duvarını oluşturmuş, oluşturmuş, oluşturmuş. Şurada endospor oluşumunu görüyorsun. Hücre zarar gördü. DNA'sı zarar gördü. Kim korundu? Endospor. Endospor uygun bir koşu bulduğu zaman da tekrar tabii ki metabolizmasını eski hızına getirecek diyeyim. Gençler, demiştim ki bakterileri şekillerine göre de gruplandırabiliyoruz. Yuvarlak, küre şekilli, çubuk şekilli, virgül şekilli, spiral şekilli bakteriler olabiliyor diyeyim. Buradan da bakterilerdeki konjugasyona geçip sonra üremesinden bahsedeceğim. Bakterilerde plazmit adı verilen küçük DNA parçaları vardı. Hatırla. Bu plazmitler de genellikle bir şeylerden daha fazla eee güçlü olmalarını sağlardı. Mesela antibiyotikler bakteri öldürücü ilaçlardır. Plazmiti olanlar antibiyotiklerden genellikle zarar görmezler. Bazen bakteriler yan yana gelerek birbirlerine plazmit aktarımı yapabiliyorlar. İki tane bakteri yan yana geliyor. Pilluslarıyla birbirlerine tutunuyorlar. ile birbirlerine tutundukları zaman sitoplazmik bir köprü oluşturdular. Bu sitoplazmik köprü sayesinde bir tanesi diğerine plazmitini aktarmış oluyor oluyor. Bu plazmit aktarımı sonucunda plazmiti olmayanın da artık plazmiti var. Yani genetik çeşitlilik sağlanan bir olaydır. Yıldız, yıldız, yıldız konjugasyona kaç bakteri başladı? 2. Kaç bakteri çıktı? 2. Yani birey sayısında herhangi bir artış meydana gelmedi. Konjugasyon eşeyli üremedir. Bakterilerin eşeyli üremesidir diye meyiz gençler. Sadece genetik çeşitliliği arttıran bir olaydır diye. Bakteri amcamız tek hücreli olduğuna göre ne yaptığı zaman birey sayısını arttıracak. Bakteriler ikiye bölünme yaptıkları zaman tabii ki birey sayılarını arttırmış olacaklar. Normal şartlarda da bakteriyi şuraya bırakıyorsun 20 dakikada bir bölünüyor. Ben bir bakteriyi buraya bırakıp da ertesi gün geldiğim zaman bunlar 20 dakika sonra 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 diye çoğalacaklar ya. Ertesi gün bu odanın bakteri den geçilmeyen bir alan olması gerekiyordu. Haliyle böyle bir durumu yaşamıyoruz biliyoruz. Neden yaşamıyoruz? Çünkü çeşitli faktörler sınırlayıcı olabiliyor gençler. Mesela besin bulamıyorlar. Mesela işte rekabete giriyorlar. Ortam şartları uygun olmuyor. Sınırsız bir şekilde artış meydana gelmiyor diyeyim. Buradan da bakterilerin biyolojik ve ekonomik önemine geçip arkelere geçiyorum. Fotosentez yapan bazı bakteriler atmosfere yüksek oranda oksijen salıyorlar. Yani madde döngüleri için önemliler. Bazı bakteriler de havanın serbest azotunu yakalayıp baklagillere veriyorlar. Yani baklagillerin azot ihtiyacının karşılanması açısından önemli oluyorlar diyeyim. Ayrıştırıcı bakteriler olmazsa olmazımız, ayrıştırıcı canlılar olmazsa ekosistemlerde madde döngüleri devam edemez. Yani madde döngüsünde bu canlılar önemli role sahipler. Bakteriler doğal ve sentetik atıkların yok edilmesinde, işlenmesinde, değerlendirilmesinde kullanılabiliyorlar. Biyoteknolojik çalışmalarda da çok fazla derecede bakterilerden yararlanıyoruz. Küçük bir örnek anlatayım. Mesela insülin sentezleyemeyen, insülin üretemeyen insanlar var, şeker hastası bireyler. Bunlar vücutlarına dışarıdan insülin takviyesi alıyorlar. Eskiden insülin hormonunu hayvanlardan elde ediyorlarmış. Litrelerce kanları süzüyorlarmış. Buradan insülin yapıyorlarmış. Günümüzde biyoteknolojik yöntemler kullanılıyor. İnsanlardan kesilen insülin sentezleme geni götürülüp bakterilere aktarılıyor. Bakteriler de artık insülin sentezleme özelliğine sahip oluyor. Sen bir bakteriyi bırakıyorsun ortama, yeterli yemeği veriyorsun, uygun şartları veriyorsun. Bir bakıyorsun burada koca koloni oluştu. Kolonideki her bakteri de tabii ki eşeysiz üreme ile çoğaldığı için insülin sentezleme özelliğine sahip. insülin sentezleme geni bu şekilde aktarılmış oluyor aşıların bulunması, serumların yapılması, çeşitli antibiyotiklerin üretilmesinde bakterilerden yararlanılabiliniyor. Antibiyotiklerin bakteri öldürücü ilaç olduğunu da unutmayın. Antibiyotik bakteriden elde edebildiğimiz gibi bakteri öldürmek için kullandığımız bir maddedir gençler. Viral hastalıkların tedavisinde antibiyotik kullanılmaz. Çünkü antibiyotikler virüslere etki etmez. Bu konunun en son kısmında da virüsleri anlatacağız sene sonuna doğru diyeyim. Bazı otoburcanların sindirim sisteminde yaşayan yararlı bakteriler selülozun sindirimine tabii ki yardımcı olabiliyor. İnsanın kalın bağırsaklarında yaşayan bakteriler B ve K vitamini üretiyorlar. Bakteriler mayalanma yapabilme yetenekleri sebebiyle gıda sanayisinde kullanılıyor. Sütün, yoğurda veya peynire, glikozun etil alkol veya sirkeye dönüşmesinde, turşu üretiminde de tabii ki bakterilerden yararlanılır diyeyim. Geliyorum arkeler alemine. Dediğim gibi arkeler prokaryot hücre yapısına sahip tek hücreli canlılar. Çok yakın geçmişe kadar bakterilerin altında gruplandırılıyordu. Ama bunların bakterilerden çok farklı özelliklere sahip olduğu görüldü. O yüzden bunlar için farklı bir alem ayrıldı. Bakterilerde hücre duvarı bulunduğunda ne yapılıyordu? oluyordu? Peptidoglikan. Arkelerle yapılan çalışmalar gösterdi ki arkelerin hücre duvarı peptidoglikan değil Pseudopeptidoglikan yani yalancı peptidoglikan yapılı. Arkelerde bakteriler gibi halkasal DNA'ya sahipler, çift zincirli halkasal ama bakterilerin DNA'sında protein yok. Bunların DNA'sında ökaryotlarda olduğu gibi histon proteini denilen proteinler bulunuyor. Bakterilerin hücre zarında ester bağı varken arkelerde ester bağı bulunmuyor. Ayrıca bakteri ve ökaryotlardaki lipitler düz iken arkel arkelerde dallanmalar olduğu gözleniyor. Ribozom yapıları da bakterilerden farklı. Bakterilerin aksine antibiyotiklerden de etkilenmiyorlar. Zaten günümüzde hastalık yapıcı bir arke türüne rastlanmamış durumda gençler. Arkeler diğer canlıların yaşayamadığı ekstrem, uç, zor şartlarda yaşıyorlar. Ekstrem ne demek? Ben zor spor yapıyorum, ekstrem spor yapıyorum, banki jumping yapıyorum diyor ya mesela. Yani zor bir şeyden, uç bir şeyden bahsediyor. Arke dediğimiz canlılar da zor, uç koşullarda yaşayabilen canlılar. Diyorsun ki yanardağ ağzı yok artık orası 100 santigrat derecenin üstü orada canlı yaşayamaz yapılan çalışma gösteriyor ki arke yaşamış jeotermal bir kaynakta işte ne bileyim buzullarda, tuz gölünde yaşayabilen arke türleri keşfedilmiş durumda. Genellikle yaşadıkları ortama göre gruplandırılıyorlar. Metan gazı üreten arkeler bizim için çok önemli olacak. Bunlar zorunlu an aerobik canlılar. Yani oksijen bulunmayan ortamda yaşayabiliyorlar. Bu arkeler karbondioksit ve hidrojeni birleştirerek metan gazı oluşturuyorlar. Metan gazını da böyle doğalgaz gibi fırınını çalıştırmakta, ocağını çalıştırmakta, evini ısıtmakta kullanabiliyorsun. Doğaya da çok az zarar veriyor. Atıklarından metan gazı oluşturuyorsun doğaya az zarar veriyorsun. Yani geleceğin enerji kaynağı olarak görülüyor diyeyim. Bu arkeler çiftliklerdeki hayvan gübrelerinden çöplüklerde, bataklıklarda otçul hayvanların sindirim sisteminde yaşıyorlar. Kirlenmiş sularda ve okyanusların dip kısımlarında da tabii ki bulunabiliyorlar diyeyim. Bazı arkelerin yapısındaki pigment ışığı soğuran hidrojen iyonlarını hücre dışına pompalıyor ve kolonilerin mor kırmızı renk almasını tabii ki sağlıyor. Bazı arkeler tuz oranının yüksek olduğu büyük tuz göllerinde kızıl deniz gibi denizlerde çok rahat bir şekilde yaşayabiliyor. Normal şartlarda diyorsun ki bu ortam çok tuzlu. Ben bu ortama bir hücreyi bırakırsam su kaybeder, büzüşür, ölür, plazmoliz olur diyorsun. Ama oralarda yaşayabilen arke türleri keşfedilmiş durumda. Bazı arkeler kuvvetli asidik ortamda canlılık gösterebiliyorlar. Bazı arkelerde bazikliğe bir şey demiyor. Ortam ne kadar bazik olursa olsun o hayatını orada sürdürebiliyor diye. Dediğim gibi bazı arke türleri 60-70 santigrat sıcaklıkta yaşayabiliyor. Hatta bazıları 100 küsür santigrat sıcaklığa kadar 105'e kadar çıkabiliyor. Buradan da şöyle bir sonuca varmayın. Arkelerin illaki böyle bir yerde yaşayabilmesi için onun uç şartlara sahip olması gerekmiyor. Normal şartların bulunduğu alanlarda da yaşayabiliyorlar. Bazı arke türleri uç şartlara da uyum sağlayabiliyor. Mesela termal çukurda yaşayabiliyor. Bazı arkeler de suyun donma noktasındaki ekosistem koşullarında yaşayabiliyor diyeyim gençler. Tabii ki konuyu ekonomik ve biyolojik önemlerini anlatarak bitirmiş olayım. Arkeler doğadaki azot ve karbon döngüsünde görev yapan ekolojik bakımından çok değerli canlılar. Ne yapıyoruz arkelerden? Bir kere Metallerin zehirleyici etkilerinin yok edilmesinde arkeler günümüzde kullanılabiliyor. Kalitesi düşük olan metallerin zenginleştirilmesinde, bu metallerin saflaştırılmasında yine arkeleri kullanabiliyoruz. Sanayi ve evsel atık sularının arıtılmasında da yine arkeler kullanılabiliyor. Çöplerin ayrıştırılmasında çöplerden metan gazı, gübre, metan gazını özellikle yıldız atıyorsun geleceğin enerji kaynağı sorularda çok çıkar. Biyo yakıt gibi ürünlerin elde edilmesinde ve biyoteknolojide tabii ki bu canlılardan biliniyor diyeyim. Buradan da diğer bir soruma geçerek sorularıma geleyim gençler. En sonunda da bir konu özeti vereceğim. Bir öğrenci deney tüpünde bulunan çeşitli özellikteki bakterileri yukarıda verilen kriterlerden hangilerine göre gruplara ayırabilir diyor. Hareketi sağlayan yapısına göre gruplara ayırabilir. Bakterilerin bazıları aktif hareket ediyor bazıları pasif hareket ediyor. Kamçısı olanlar olmayanlar diye gruplandırabilir bulundurduğu zarlı organel çeşidi hadi oradan bakterilerin zarlı organeli mi var? Bakterilerde tek bir organel var ribozom organeli ribozom organeli de zaten zarsız bir organeldir yani bulundurduğu zarlı organel çeşidine göre farklılık diye bir şey yok oksijen kullanma durumuna göre tabii ki gruplandırabilir oksijenli solunum yapanlara aerob oksijensiz solunum yapanlara anaerob demiştik bazıları hem oksijenli ortamda hem oksijensiz ortamda yaşıyor biliyordu unutma. Beslenme biçimine göre de tabii ki gruplandırabiliriz. Bazıları kendi besini kendi üretiyor, bazıları ise dışarıdan hazır olarak alıyor. O zaman cevabımız da 1 3 ve 4 şeklinde oldu diyeyim gençler. Buradan da hemen diğer bir soruma geçiyorum. Yukarıda verilenlerden hangileri foto ototrof bakterilerin tamamında ortak olarak bulunur? Kloroplast fotosentez yapıştır deme sakın düşme. Bakteriden bahsediyor. Bakteriler prokaryot hücre yapısına sahiptir. Çift sayılı kloroplastın ne işi var? Klorofil yapsaydı, kabul edecektim. Kapsül de her bakteride yok. Kapsülü de o yüzden alamam. Ama tüm bakterilerin depo karbonhidratı glikojendir. İster fotosentetik olsun, ister kemosentetik olsun, ister heterotrof olsun. Tüm bakterilerde glikojen depolanacak. Nükleotik nükleik asit dediğimiz DNA ve da tüm canlılarda olduğu gibi tüm bakterilerde de tabii ki bulunacak gençler. Hangileri ortak olarak bulunur dediğinde cevabın 3 ve 4 olduğunu gördüm. Yani cevabımız C'ye düşmüş oldu. Buradan da hemen diğer bir soruma geçiyorum aşağıda numaralandırılmış bakteri türleri verilmiş olup bu türlerin bulundurduğu yapılar artı işaretiyle gösterilmiştir. Şimdi tabloya göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Tabloya bakacağız, öncüllere bakacağız, birbirleriyle karşılaştıracağız şıkları. Bir numaralı bakteri kendi besini üretmek için ihtiyaç duyduğu enzimleri kendisi üretebilir. Bakayım bir numaralı bakterinin ribozomu var yani fotosentez daha doğrusu ribozomu var protein sentezliyor klorofili var fotosentez yapabiliyor. Fotosentez yapan bir bakteri olduğu için kendi besini kendi üretmek kelimesini kabul ettim. Enzimlerini zaten kendisi üretecek kim üretecek ki? İki numaralı bakteri antibiyotiklere diğer bakterilerden daha dirençlidir. İki numaralı bakteriye baktığım zaman plazmit var plazmit demek ekstra gen demekti. Genellikle de direnç genleri olurdu yani antibiyotiklere daha dirençlidir diyebiliriz. 3 numaralı bakteri insanlarda çeşitli hastalıkların oluşmasına neden olabilir demiş. 3 numaralı bakteriye baktığımız zaman kapsülü var. E kapsülü varsa tabii ki bazı hastalıkların oluşmasına sebep olabilir. 4 numaralı bakterinin kendi besini kendi yapması mümkün değildir. 4 numaralı bakteriye bakıyorum kendi besini kendi yapması mümkün mü değil mi? Kendi besini kendi yapması için ya fotoototrof olması lazım ya kemoototrof olması lazım. Klorofilo olmadığına göre fotoototrof değil. Ama belki kemoototrof mümkün değildir diyemezsin ki. Kemosentez yaparak kendi besini kendi üretebilir. Tüm bakteri çeşitleri kendi proteinlerini sentezleyebilmek için ihtiyaç duyduğu yapıya sahiptir. Tüm bakterilerde ribozom organeli var. O zaman hepsinin tabii ki protein sentezi için ihtiyaç duyduğu organeli var diyeyim gençler. Diğer bir sorumada bakıyorum. Yukarıda verilenlerden hangileri fotoototrof ve kemoototrof bakteriler için ortaktır diyor. İnorganik maddelerden organik madde sentezlemeye baktığım zaman ototrofların genel tanımıdır. Hangi ototrof olursa olsun inorganik maddelerden organik madde sentezleyecek. Bunu aldım. Elde edilen besinin fazlasını glikojen olarak depolama, geç ototrofları tüm hepsi için geçerli. Hepsi glikojen olarak depolayacak. İğen organik maddeleri oksitleyerek kelimesini duyuyorsan yapıştıracaksın. Kemo ototroftan bahsediyordur. Işık varlığında kendi besini kendi sentezleyebilmeden bahsediyorsak foto ototrof canlı olmak zorunda gençler hangileri ortaktır dediği için cevabımız 1 ve 2 şeklinde oldu. Buradan da diğer bir soruma geçiyorum. Bakterilerle ilgili yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir? Bölünme bakterilerde sayısal artış sağlarken tür çeşitliliğini tabii ki sağlamayacak. Bir bakteri ikiye bölünme yaptığı zaman oluşan bakterilerin genetik yapısı birebir aynı. Yani çeşitlilik diye bir şey olmaz. Konjugasyon bakterilerde tür çeşitliliğini sağlarken sayısal artış sağlamaz. Konjugasyon neydi? İki tane baktericiğim yan, yan, yana gelecekler. Aralarında piluslarıyla tutunup sitoplazmik bir köprü oluşturacaklar. Bunun pillusu var bunun yok. Ne yapacak bu pillusunu buna aktarmış olacak. Sonuçta plazmitini aktarmış olacak. Sonuçta birey sayısı değişmedi. Ama bunun plazmiti yoktu. Bunun plazmiti vardı. Artık son durumda ikisinin de plazmiti var. Yani genetik çeşitlilik meydana geldi. Birey sayısında artış meydana gelmedi. Endospor oluşturabilen bakterilerde hem sayısal artış hem tür çeşitliliği gözlenebilir. Hadi oradan. Endospor demek zor şartlarda genetik materyalinin etrafını kalın bir örtüyle sarıp onu e, koruması anlamına geliyordu gençler. Endospor tür çeşitliliği de yapmaz. Birey sayısında artış da tabii ki yapmaz. Sayısal artış sağladığı için bölünme ve endospor oluşumu bakterilerin üreme çeşitleri arasında tabii ki yer almaz. Endospor oluşumu bir üreme değildir. Yukarıda verilenlerden hangileri söylenebilir demiş. Cevabımız da A oldu. Buradan diğer bir soruma geçiyorum. Aşağıdaki tabloda bir bakteri türünü yetiştirmek üzere hazırlanan K, L, M besi ortamlarında bulunan maddeler artı bulunmayan maddeler ise eksi işaretiyle gösterilmiştir. Bakteriler ortamlara eklenip bir süre beklenildiğinde Yalnız K ve L ortamlarında sayıların arttığı gösterilmiş. Bakıyorum şimdi bunlar sadece nerede yaşamışlar? K ve L ortamında yaşamlarını sürdürebilmişler. K ortamına baktığımız zaman besin monomeri varmış ortamda protein yokmuş, vitamin varmış, mineral varmış, su varmış. L ortamına baktığımız zaman besin monomeri yokmuş. Demek ki L canlısı kendi besini kendi sentezleyebiliyor. Protein varmış, diğerlerinin hepsi varmış. M canlısının bulunduğu ortamda mineral madde yokmuş. Mineralin olmadığı yerde yaşama şansı yok. Bakıyorum. Bakteriler ortamlara eklenip bir süre beklenildiğinde yalnız K ve L ortamlarında sayıların arttığı gözlenmiş. Şimdi baktığımızda sadece başka bir canlının vücudunda parazit olarak hayatını sürdürebilir diyor. Ortamda azotlu organik madde birikimini önleyerek madde döngüsünde yer alabilir diyor. İnorganik maddeleri oksitleyerek açığa çıkan enerjiyi kendi besini üretmekte kullanılabilir diyor. Yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi K ve L bakterilerine baktığımız zaman Mesin Monomeri'nin olduğu ortamda da yaşamış, olmadığı ortamda da yaşamış. iki ortamda da yaşayabildiğine göre demek ki bu canlı bir kere ototrof beslenme o özelliğine sahipmiş diyeceğim. Sadece başka bir canlının vücudunda parazit olarak hayatını sürdürebilir el edin bu canlı ototrof. Ortamda azotlu organik madde birikimini önleyerek madde döngüsünde yer alabilir diyor. Ortamda azotlu organik madde birikimini önlemesi demek ayrıştırıcı olması demek. Ayrıştırıcılar heterotrof canlılardır. Bu da gitti. İnorganik maddeleri oksitleyerek açığa çıkan enerjiyi kendi besini üretmekte tabii ki kullanabilir. Ototrof olduğu için kemosentez yapıyor olabilir diyeyim gençler. Hemen diğer bir sorumu da yapıp konuyu bitiriyorum. Prokaryot bir canlıda yukarıda verilenlerden hangilerinin bulunması o canlının arkeler alemine ait olduğunu gösterir. Antibiyotiklerden etkilenmeyen enzim sistemi varsa bu canlı arkedir. Ee, bakteriler antibiyotiklerden etkilenir peptidoglikan hücre duvarı arkeler özgü bir durumdur. Bakterilerde peptidoglikan vardı. Histon proteinle sarılı, proteinine sarılı DNA molekülü de sadece arkelerde vardı. O yüzden cevabımız 1, 2 ve 3 şeklinde oldu diyeyim gençler. Hemen konumuzu da bitiriyorum. Canlılar, bakteriler, arkeler, protistler, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar olmak üzere 6 tane aile, Aleme ayrılıyor unutma bakteriler tek hücreli prokaryot canlılar bazıları ototrof bazıları heterotrof beslenme özelliğine sahip o kadar çok canlı çeşitliliği var ki burada solunum içinde pek çok çeşidi görebiliyoruz bazıları oksijenli bazıları oksijensiz bazıları da fermentasyon yaparak enerji üretebiliyor sonra bunları ikiye bölünme ile birey sayısında artış meydana gelebiliyor. Yani eşeğe süzüreme yaparak birey sayılarını arttırıyorlar. Olumsuz koşullarda endospor oluşturabiliyorlar. Büyüreme şekli değil. Konjugasyon yaparak genetik çeşitliliği sağlayabiliyorlar. Birey sayısı artmaz. Bakteriler ve arkeler biyolojik ve ekonomik açıdan önemli canlılar. Pek çok alanda kullanılıyorlar. Arkeler alemindeki canlıların tamamı da yine tek hücreli ve prokaryot hücre yapısına sahip. Arkeler bazı yapısal özellik farklarından dolayı bakterilerden ayrılmış durumda. Ekstrem, zor koşullar dediğimiz, uç şartlar dediğimiz şartlarda yaşayabilen canlılardan bahsediyoruz diyeyim. Böylelikle konunun sonuna geldik gençler. Hepinize iyi bir ara tatil diliyorum. Ödüllü soruyu cevaplarınızı bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.